Bu açıklamayı hani yorumlar mısınız? Şu son cümle, şu son cümle ne kadar ucuz, ne kadar basit, ne kadar aciz, ne kadar zavallı. Bu ne ya? Bazı takımlar için faul oluyor. Ya kardeşim, bazı takımlar maç kazanıyor, maç futbol oynuyor. Bak Ali Hocam biraz önce Galatasaray'ı anlatıyor, tamam mı? Bir attı, iki attı, üç attı, dördü aradı, beşi arıyor falan. Kardeşim bu Galatasaray deli midir nedir ya? Kardeşim geçen sene şampiyon oldun. Bir önceki sezon şampiyon oldun. Bırak başkaları olsun ya. Sen niye sürekli şampiyon olmak istiyorsun ya? Deli gibi gol atıyorsun. Deli gibi maç kazanıyorsun. Hayırdır kardeşim? Bırak Fenerbahçe böyle yürüye yürüye hasbel kadar kazanarak belki şampiyon olur. Belki Mourinho'nun gönlüne göre birileri faul olmayan pozisyonda faul verir, frikikten gol atar Mourinho'nun takımı. Ne diyor? Çalıştığımız konulardan gol yedik. Çalışmamışsın hocam. Bak çalışmamışsın o zaman. Ya Mourinho'nun açıklamaları bana mı saçma geliyor? Bana mı komik geliyor? Diyor ki topa bir ya da iki kere dokunan futbolcu daha iyidir diyor. Maksim'i daha yeni kesti. Maksim'in topu alıp geziyordu kendi kendine. İrfan Can'ınla başlamaması, adam, yani milli takımda yıldızlaşan, morali tavanda olan bir futbolcuya başlamaması da bana ilginç geliyor. Yani niye başlamıyorsun İrfan Can'la mesela? Değil mi Mehmet Emin Hocam? Ya İrfan Can'la başladı başlamadı meselesi değil. Mesela ya bak benim anlayamadığım şeyler var sezon başından beri. Maksim'in bu takımda ne yapıyor? Hadi Mourinho'yu kabul ettim diyelim. Tamam, hayır bak girdi gol attı Maksim'e böyle bir futbolcu. Üstünden yani konuşur. Bir dakika. Maksim'in, bak bir dakika beni dinle. Maksim'in bu takımda ne yapıyor? Bu bir. Şimanski. Geçen sezonun ikinci yarısından beri kayıp olan Şimanski. Üç tane olsa üçünü de oynatırdım diyor Şimanski için. Ya bu nasıl bir şey? İrfan Can geçen sezon kariyer rekoru kırdı. Ne yapması gerekiyor Sayın Mourinho sizin kriterlerinize uygun olması için? En pahalı transferin En-Nesyri neden bu takımda yedek oyuncu bile değil de ancak Dzeko aciz duruma düştüğünde akla gelen bir isim oldu? Bak Maksim'in için tek bir şey söyleyeceğim. Gol attı diyorsun ya. Maksim'in bu takımda bunu oynayabilir. Fenerbahçe'de 60'tan sonra, 65'ten sonra oyuna girecek. O patlayıcı enerjisiyle bir şeyler yaptı, yapacak. Çok iyi bir şey olabilir mesela. Nöbetçi golcü olabilir. Takımı ateşleyen adam olabilir. Ama Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu değil. Olamaz. Hocam ikinci bir açıklama geldi. Ben konuyu anlamıyorum. Açıklamaları da komik geliyor. İkinci bir açıklama geldi. Bakalım onda da komiklik var mı? Hemen ekrana verelim. Sadece pragmatik olarak söyleyebilirim. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl kaybettiğimizin bir önemi yok. Sizler aslında olan şeylerin üstesinden gelmeyi unutmaya alışıksınız. Ligin durumundan memnunsunuz. Bakalım bizim stadyumumuzda rakip böyle bir gol attığında gol verilecek mi? Ya bu ucuzculuğun ağababası yani. Olacak şey değil ya. Ne demek yani? Nasıl kaybettiğimizin önemi yok. Nasıl önemi yok ya arkadaş? Yani şu sen şimdi daha ligin başındasın, inmişin dördüncü sıraya. Bunun nasıl önemi yok ya? Sen koskoca bir camiayla dalga mı geçiyorsun? Ayıp denen bir şey var ya. Yani üstesinden gelmeyi unut. Yani kime söylüyor? Şu bölümü anlayamadım Mehmet Emin Hocam. Yok, sizler aslında olan şeylerin üstesinden gelmeyi unutmaya alışıksınız. Ligin durumundan memnunsunuz. Yani rakip herhalde diğer rakip takımlara mı söylüyor? Öyle mi anlayalım? Yani Fenerbahçelilere söylemiyor herhalde. Ben de anlamadım yani kime söylüyor. Ama tam ekran verebilir misiniz yazıyı bir saniye? Ben buradan okumakta zorlandığım için rica ediyorum. Bir tam ekranını alalım. Yani çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl kaybettiğimizin bir önemi yok. Evet, sizin için bir önemi yok Sayın Mourinho. Sizler aslında olan şeylerin üstesinden gelmeyi unutmaya alışıksınız. Sizler aslında olan şeylerin üstesinden gelmeyi bu anlaşılır bir cümle değil ya. Burada yani bir yanlış tercüme, da tercüme hatası olabilir. Yani. Tercüman yanlış çevirmiş. Tercüme olabilir. Hatası olabilir burada ya. Yani sanki şeye kızıyor gibi. Basın mensuplarına mı kızıyor? Fenerbahçe'de olabilir. Bak bu bir ağlama açıklaması.
Bak şu bölüm var ya, bakalım bizim stadyumumuzda rakip böyle bir gol attığında gol verilecek mi? Evet, burada da şöyle yapıyor. Evet, burada bu son cümleden şunu anlıyoruz. Son cümlede şuna, yani basın mensuplarına serzenişte bulunuyor. Rakip takımlara da göndermede bulunuyor. Öyle anlayalım. Bak geçen sezon İsmail Kartal hocam Sivas deplasmanında 90+6'da Jiku'nun pozisyonuna penaltı verildiğinde başkası olsa verilir mi demişti. Bak Fenerbahçe'de taraftarın hassasiyetini anlarım. Ama mevcut yönetimin Sayın Başkan Ali Koç ve tüm kurmayları dahil olmak üzere ve teknik heyetin daha ayağının tozuyla gelir gelmez Galatasaray'a sallamaya başlayan, hakemleri konuşan Mourinho'nun ve futbolcuların böyle bir sıkıntısı var. Yapmaları gereken şeyi yapmayıp bahaneleri üretmek konusunda, mazeret üretmek konusunda suçu sürekli başkalarına atmak, bir yerlerde suçlu aramak konusunda ciddi bir problemleri var. Bakın Fenerbahçe kazanması gereken maçta kazanacak futbolu oynamadı. Oynayamıyor. Fenerbahçe bu maçı kazansaydı da bu hasbelkader bir galibiyet olacaktı, ama biz ne diyecektik o zaman biliyor musun? 3 haftadır futboldan uzak kalmış bir takım Samsunspor gibi lige son derece etkili başlangıç yapmış bir rakibe karşı deplasmanda çok kritik bir galibiyet aldı. Bu galibiyet Manchester maçı öncesi takıma moral verdi. Bu moralle beraber o 6 maçlık, 7 maçlık bir periyot var bir dahaki araya kadar. Fenerbahçe'yi ayakta tutabilir, ileri taşıyabilir gibi değerlendirmeler yapılabilirdi. Hani biz de size destek olurduk ha Sayın Mourinho. Kazansaydınız, kötü oynadınız ama yine de bir adım ileriye doğru gidiyorsunuz gibi falan derdik yani. Ama yok diyemiyoruz. Dedirtmiyorsun. İşin kötüsü gerçekle yüzleşmiyorsun. Ha inşallah şöyle bir şey yapıyordur. Bunları bize söylüyordur da soyunma odasında futbolculara doğruları söylüyordur. Evet, şöyle bu, yani Elnesi'nin pozisyonu ben fotoğraf olarak buldum. Yani şu fotoğraf olarak ben çoktan buldum. Yok, gördün mü? Yani ekrana verebilecek çok diyor. Yani çok şöyle atmışlar. Şimdi mesaj fotoğraf üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Ya tamam. Anlatmışlar. Fotoğrafı kestiğiniz evet. zaman dirsek rakibin karnına geliyor gibi bir pozisyon var evet. da ama akışı nasıl, nedir, ne değildir? Bunu görmeden yorum yapmak da bence yanlış olur. Son dakika diye de böyle. Bence çok penaltı ya benzer bir pozisyon olsa şu ana kadar tepkiler çok çok daha üst düzey olurdu. Tepkilerin üst düzeyde olmadığını görüyorum ben. Bizim hakem yorumcularına bakıyorum. Onlardan da herhangi bir penaltı olduğuna dair bir paylaşım göremedim henüz. Ama yine Mourinho'ya döneceğim. Emin Hocam'ın konusuna biraz girerek. Diyor ki çarşamba başladık diyor milli takımdan dönen oyuncularla diyor. Peki diğer takımlar şey mi yaptılar? Önceki çarşamba mı başladılar? Yani Galatasaray önceki çarşamba mı başladı? Evet. Onların da milli takımda oyuncular vardı. Beşiktaş'ın da vardı. Hepsinin vardı milli takımda oyuncuları yani. Belki Samsunspor'un da vardır. Ve bir kendi ülkelerin milli takımda mücadele eden futbolcuları. Yani bunlar asla ve asla mazeret değil. Şey, bu şeye benziyor. O mesela eleştirdik. Okan Buruk'u da eleştirmiştik. Ya 3 günde bir maç oynuyor. Hayır. 3 günde bir maç oynuyor. Ve diğerleri şey mi? 13 günde bir mi oynuyor? Herkes 3 günde bir oynuyor. Yani bunlar herkesin eşit koşulda olduğu ve lig başlamadan önce belirlenmiş bir takvim var ortada. Yani sen sezonluk planını, programını, antrenman eğitimini, yükleme yapacağın zamanı, taktiğini şunu ona göre ayarlayacaksın. Bunları mazeret olarak koymak tamamıyla bence şeyden kaçmak yani. Mazeret uydurmak başka bir şey değil.